Öncelikle hepinize saygı ve selamlarımı oturumumuzun, panelimizin gerek sektörümüze, gerek enerji camiamıza, gerek ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugünkü oturumumuzda halihazırda 2021 yılının Haziran ayının sonuna kadar sürecek olan yeklem mekanizmasının 2021'in Temmuz ayından sonraki süreçte nasıl olması gerektiği hususlarında sektörümüzün çok kıymetli temsilcileriyle yine bakanlığımız adına da Enerji İşleri Genel Müdürlüğümüzün katılımıyla Murat Bey de bağlandı mı bu arada göremiyorum ama yani Evet, Murat bağlandı Bey'i Murat Bey. gördüm. Bağlandık Sayın Bakan. Yeni yeklem mekanizmasının 2021'in Temmuz ayından sonraki yeklem mekanizmasının nasıl olması gerektiği, bu yatırımların geçtiğimiz yıllarda yapılmasına imkan sağlayan mekanizmaya göre yeni koşulların nasıl belirlenmesi gerektiği hususlarında gerek sektör temsilcilerimizin gerekse de bakanlığımızın görüşlerini paylaşmış olacağız, dile getirmiş olacağız. Bu konuda süreyle ilgili de ben tüm konuşmacılarımıza hatırlatmakta bulunmak istiyorum. Yani bize ayrılan süre benim bildiğim kadarıyla yaklaşık bir saatlik bir süre söz konusu. Katılımcı sayılarımızı dikkate aldığımızda vakit kalırsa tekrar değerlendirme yapmak için de bir zaman düşündüğümüzde 5-6'şar dakikalık bir konuşmanın uygun olacağını ben değerlendiriyorum. Konuşmacı arkadaşlarımız bu süre konusunda da gerekli hassasiyeti gösterirlerse ve oturumumuzdan, panelimizden de maksimum faydayı temin etmeye yönelik bir arkadaşımızın zaten dile getirmiş olduğu hususları mümkün mertebe tekrardan kaçınmak suretiyle farklı konuları dile getirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncelerle zamanı çok da fazla kaybetmeden hemen ilk olarak TÜREP temsilcisi Sayın Güray Bey'e söz vererek panele başlamak istiyorum. Güray Bey hoş geldiniz. Hoş Buyurun bulduk Sayın Bakanım. sizi dinliyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Genel Müdürüm, değerli başkanlar, kıymetli izleyiciler, herkes TÜREP adına saygıyla selamlıyorum. Bir sunum paylaşmıştım şayet ICCI ekibi ekrana verebilirlerse. Hemen geliyor. Bir yandan da sunum beklerken ben açıkçası konuşmaya başladım. Vakti ekonomik olarak kullanalım. 2021 ve sonrasındaki mekanizmayı konuşurken TÜREP olarak biraz bugünlerdeyiz ve nereye ulaşmak istiyoruz, neden bir mekanizmaya halen ihtiyacımız var diye aktarmak gerektiğini düşündük. Dolayısıyla sunumda buna değiniyor olacağım. Ekranlarınıza geldi mi acaba? Feraye Hanım, isterseniz ben ekranımdan paylaşabilirim daha hızlı olacaksa. Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Çok küçük bir hatırlatma. Sektör olarak rüzgar enerjisi nereden nereye geldi? Yıllara sari toplam kümülatif kurulum rakamı. Temmuz ayı itibariyle 8,3 gigawatt'a ulaştık. Şu anda kurulumda olan projelerle beraber yılı tamamlarken 11 bin megawatt'a yaklaşacağımızı, belki geçebileceğimizi dahi düşünüyoruz. Yani Toplam bu yılın sonu itibariyle mi Güray Bey? Evet efendim. Şu anda 2300 megawatt civarında yatırımda, inşaatta olan projemiz var sektör olarak.
Dolayısıyla 8300 megawattın üzerine bunları koyduğumuzda 10.500, 11.000 megawattı göreceğiz gibi düşünüyoruz. Aralık sonu yani yetişmesi bile... devreye girecek olan güç açısından. Çünkü bazı santraller belki tamamını değil de yıl sonuna kadar bir kısmını devreye almayı planlıyorlardı. Siz işletmeye girecek kapasite olarak ifade ediyorsunuz. Doğrudur efendim. Açıkçası 6 aylık Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle gelen yeklem uzatımına rağmen bütün yatırımcılar maksimum kapasiteyi bu sene içinde imkanlar çerçevesinde devreye almak telaşındalar hala. Dolayısıyla söylediğimiz rakam yani 11.000 megawata yaklaşan kurulu güç Aralık ayında yakalanması halen iyi bir ihtimal diye görüyoruz. Aralık'ta yakalanmazsa da önümüzdeki Haziran'a kadar veya 2021'in ilk döneminde, ilk yarısında mutlaka kurumlar tamamlanacak diye beklentimiz var. Çünkü sahadaki çalışmalar, türbin tedarikçileri, kurum ekiplerinin çalışmaları bu yönde bir hazırlık gösteriyor. Evet, buyurun. Bir sonraki slide'a geçebilir miyiz acaba? Ben kontrol edemiyorum çünkü şu anda. Teşekkür ederim. Biz de bu dönem zarfında açıkçası TÜREB olarak sektörde ilk defa yapılan bir veri tabanı projesi başlattık. Biliyorsunuz Ocak ve Temmuz'da yayınladığımız rüzgar enerjisi istatistik raporumuz var. Ama o istatistik raporunda dahi yer vermediğimiz, veremediğimiz, bilgi olarak derleyemediğimiz birçok unsur olduğunu gördük. Çünkü bir önceki oturumda da altı çizildi. Bizler sektör olarak optimizasyonla gelişen ve ilerleyen sektörleriz. Dolayısıyla böyle bir detaylı veri tabanına ihtiyacımız olduğunu gördük ve ilk defa aklınıza gelebilecek bütün detayları tek bir çatı altına toplayacak ve bunlarla beraber sektörün gelecek döneminde çok daha sağlıklı yatırımlar yapmasını sağlayacak detayları yeni bir veri tabanı olarak şu anda derlemekteyiz. Bu veri tabanını toplarken açıkçası şunu gördük. Örnek bugüne kadar yerli aksam kullanan santrallerin hangileri olduğunu biliyorduk. Ama hangi santralde kaç adet hangi tedarikçinin temin ettiği ekipman var? Bu sahalardaki türbinlerin tam yaşları ne? Yarın öbür gün yavaş yavaş eklemden çıkan santrallerimiz olduğu için repowering denen yeniden sahaların donatılması ihtiyacı ne oranda hangi yıllarda karşımıza çıkacak bu detaylar sektör tarafından üstün körü biliniyordu. Ama bunları derli toplu bir rapor olarak ilk defa yürüttüğümüz çalışmayla ortaya koyacağız. Bu da 2021 sonrasındaki kapasiteler, mekanizmalar, potansiyel yatırım için hepimize ışık tutacak diye düşünüyoruz. Bir sonraki slide. Bu çalışma ne zaman tamamlanacak? Efendim Ekim sonuna kadar veri toplama çalışmasını sürdürüyor arkadaşlar. TÜREB ekibi yapıyor bu çalışmayı. Ofis kendi kaynaklarıyla ekip arkadaşlarını sürdürüyor. Niyetimiz sunumun sonunda söyleyecektim ama şimdi madem yeri geldi. Bu sene maalesef pandemi sebebiyle ICCI'nin yaptığı gibi biz de meşhur Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ni fiziki olarak yapamayacağız. Dolayısıyla TÜREK yerine Kasım veya Aralık ayında başlayacak TÜREK özel oturumları şeklinde bir konferans serisi organize edeceğiz. Niyetimiz bu konferans serisinin ilki Kasım veya Aralık'ta yapılırken bu veri tabanını lansmanında yapmak. İnşallah. Yine bu bir sonraki slide'ı rica edebilir miyim? Teşekkür ederim. Burada açıkçası bugüne kadar hangi oranda veri topladık ve bu veriler bize ne gösteriyor? Şu anda santral sahiplerinin %54'ünden veriler geldi. %46'sından hala temaslarla talep etmekteyiz. Burada açıkçası yerlik oranında kurulu güç içerisinde yerlik oranında neredeyiz onu çok net görebiliyoruz. Aslında yekdeme ve yekdem cetveli 2 kapsamında yerli aksam kullananların listelerini her sene EPDK yayınladığı zaman bizler hakim oluyorduk. Ama derli toplu olarak böyle bir çalışmayla göreceğiz. Tabii ki burada kule üretimi tarihsel olarak ilk başlayan yerli aksamdı, yerleştirme hamlesiydi. Şu anda kulelerin derlediğimiz veriler içerisinde %64 yerli olarak temin edilip kurulmuş olduğunu görebiliyoruz. Kanatta bu oran %49. Jeneratör daha 2 yıldır yerli olarak tedarik edildiği için şu anda oran az ama giderek artacağını bekliyoruz açıkçası. Bir sonraki slide rica edebilir miyim? Teşekkürler. Bu tabloyla da biraz aslında panelin konusuna geçiş yapmak istiyorum ben. Her sene yeklemden faydalanan rüzgar santrali ve bunların içindeki yerli katkıdan da faydalanan santralleri derli toplu olarak göstermek istedik. Bir de
rüzgar santralleriyle beraber yekdemden faydalanan tüm santrallerin içindeki yerlik oranı nedir? Bunu görmek istedik. Malumunuz 2011, 12, 13'te piyasa fiyatları yekdem taban fiyatıyla çok yakın gittiği için göreceli az sayıda santral yekdeme girmiş idi. Ama o yıllarda yerli katkında henüz olmadı. Fabrikaların yeni yatırım yaptığı, ürünlerin santrallere temin edilmediği yıllar olduğu için yerli katkıdan faydalanan çok az santralimiz var. Ama 2014'ten itibaren hem ekonomik gerekçelerle hem de endüstriyel üretim kapsamıyla yerli katkıdan da faydalanan yekdeme girmiş rüzgar santrallerin sayısı artıyor. Bugün itibariyle geldiğimizde 2020 itibariyle 165 tane rüzgar enerji santralinin yekdemde olduğunu, bunun da 95'inin yerli katkıdan da 1, 2 veya 3 farklı ürün gamında faydalandığını görüyoruz. Dolayısıyla incelediğimiz kadarıyla yekdemde bulunan santral tiplerinden en yüksek yerlilik oranı rüzgar enerji sektöründe. Rakamlar yukarıda var. Toplam yek nihai listesinde kurulu güç 21.860 MW. Toplam 817 adet santral yekdemden faydalanıyor şu anda. Bunların toplamda 173 tanesi yerli katkı almış durumda. %21.1'lik bir orana tekabül ediyor. Rüzgar endüstrisine geldiğimizde 6.974 MW yekdemden faydalanan santral var. 165 santralin 95'i yani 57.58'i 160'a çok yakın bir oran, yarısından çok daha fazla oranı yerlilik konusunda ciddi mesafe kat etmiş. Dolayısıyla bizim 2021 sonrasında ihtiyaç duyduğumuz mekanizma özellikle bu ulaştığımız yerlilik oranını kaybetmemek için ve yatırımların devamını sağlamak için elzem ve ihtiyaç olarak görüyoruz. Çünkü bu 10 yılda hakikaten dünyadaki birçok farklı ülkeyi incelediğimizde yekdem gibi teşvik mekanizması olarak bir sektörü doğurmak, kuvvetlendirmek ve büyütmek için tasarlanmış mekanizmanın ne kadar güzel işlediğini gösterirken bunun meyvelerini de ülke olarak hem santrallerle hem yerli ve milli enerji kaynağını kullanarak hem de bu santrallerin yapımında gereken aksamın, teknolojinin yerli imalat olarak üretilmesiyle çok doğru şekilde sonuçlandırdığını görüyoruz. Yine elimize ulaşan raporlarda bir sonraki slide rica edeceğim. Elimize ulaşan raporlarda ikinci bir çalışmanın daha gerektiğini gördük. TÜREP Sanayi Envanteri. Yine bu çalışma da ilk defa yapılmış olacak TÜREP tarafından. Bu sefer sadece rüzgar enerjisi sanayinde faaliyet gösteren firmaların bir envanterini çıkartmak istedik. Ana tedarikçilerle konuşarak 80 tane toplam Türkiye'de imalat yapan rüzgar enerjisi aksamını üreten firmaya ulaştık. Bunlardan da verileri topluyoruz. Sayın Bakanım siz sormadan belirteyim. Bunun da raporunu Ocak gibi yayınlamayı düşünüyoruz. Ocak-Şubat döneminde yayınlamayı düşünüyoruz. Şu anda ulaştığımız 80 firma Türkiye'nin 13 farklı şehrinde tesisi bulunan, üretim yapan firmalar. Doğrudan istihdam 15.443 kişi ve içlerinde 175 oranda ihracat yapanlar gibi bir veriye ulaşıyoruz. Dolayısıyla böyle kuvvetli bir sanayiyi kesintisiz sürdürebilmek için, büyütebilmemiz için, uluslararası markalar ve uluslararası teknoloji ihraç eden bir hale dönüştürmemiz için 2021 sonrasında mekanizmanın değişerek, dönüşerek devamına ihtiyaç duyuyoruz. Bir sonraki slide alabilirsem. Eğer sonuçlanmadıysa. Peki. Tamam, o zaman buradan ben konuya geçip konuşmamı toparlıyorum. Şimdi bu bahsettiğimiz yerlilikle beraber aslında bizim rakamdan bağımsız bir destekleme mekanizmasına halen ihtiyacımız var. Bu ihtiyaç da projelerin finanse edilebilmesi için gerekli. Sayın Bakanım'la beraber dün mecliste sunulmuş olan taslak yasa tasarısı komisyon alt toplantısında beraberdik. Sağ olsunlar sabırla bizleri ve diğer sektör derneklerini dinlediler. Meclis Komisyonu Başkanı ve değerli milletvekillerimiz de oradaydılar. Özellikle şunun altını çizmeye çalıştık. Geldiğimiz noktadan ileriye gitmek için kesintisizlik rüzgar enerji sanayinde çok önemli. Bunu sadece lütfen proje sahipleri, yatırımcılar, proje geliştiriciler diye düşünmeyin. Çünkü en kötü durumda, tırnak içerisinde söylüyorum, ekonomik şartlar çok uygun değilse yatırımcılar bir süre beklemeyi tercih edebilirler. Bir yıl, iki yıl yeni proje yatırım yapmayabilirler. Çok arzu ettiğimiz bir durum değil ama böyle bir lüksü olabilir yatırımcılar. Ama sanayiciler özellikle rüzgar enerji sanayisinde 1-2 yıl durması demek, 1-2 yıl yerli aksam için sipariş alamaması, projelerin yerli aksam kullanmayı tercih etmemesi demek maalesef uluslararası piyasadan silinmeleri anlamına geliyor.
Hepinizin malumu çok ciddi kontratlarla çalışan bir endüstri. Ana tedarikçiler, türbin firmaları eğer yerli ekipman sağlayıcılarla 2 yıl 3 yıl düzenli bir tedarik anlaşması sürdüremezlerse onları tedarikçi listeden çıkarttıklarında 4-5 yıl sonra geri almaları rekabet şartlarında çok ciddi zorluklar çıkartacak. Onun için bizim yekdemin yerine geçecek olan mekanizmaya, 2021 sonrası mekanizmaya bir an önce ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz, altını çiziyoruz. Bunu sadece bir mekanizma olarak düşünmesi değil, burada açıkçası eskiden ikili bir ilişki vardı. Yani projeler ve yeklemle sektör, rüzgar enerji sektörü yatırımlara devam ediyordu. Şimdi biraz bunu bir baklava dilimine benzetiyoruz. Projeler, mekanizma, yerli sanayi ve muhtemel ikili anlaşmalar. Sektörde, enerji sektöründe buna yenilenebilir enerji ticaret anlaşmaları YETA diye bakanlığımızın YEKA'sına benzeyen bir isim de takıldı. Dolayısıyla proje, mekanizma, yerli sanayi, YETA dört köşesini oluşturan bir baklava dilimi gibi öngördüğümüz bir gelecek bizi bekliyor. Burada mekanizmanın, tekrar ediyorum, rakamdan bağımsız, o hesaplamaları 2019'dan itibaren farklı fırsatlarda bakanlığımızla diğer dernek ve danışman kurullarla paylaşmıştık. Finansmanı sağlamak üzere Türk lirası veya döviz veya karma bir para birimi olması gerektiğini düşünüyoruz. Çok basit bir sebebi var. Türk lirasındaki kredi maliyetleri projelere elektrik üretimi için gerekli finansmanı bulurken çok artan oranda bir yük yükleyecek ve Türk lirası finansman bulmak diğer para birimlerine göre çok daha zor. Onun için günün koşullarına, teknolojik ve ekonomik koşullara uygun olarak bir esneklik çerçevesinde karma bir para birimi de olabilir. Yani bir kısmı Türk lirası, bir kısmı döviz cinsinden de olabilir. Bir mekanizma kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Son söylemek istediğim de mekanizmanın kendisi nasıl olmalı? Şu ana kadarki tecrübeler rüzgar enerjisinde de güneş enerjisinde de muhtemelen dünya üzerindeki birçok farklı yarışma yöntemini denediğimizi gösteriyor. Galiba bir tek denemediğimiz işte yabancıların CFD dediği, Contract for Difference dediği, Türkçe'ye belki fark sözleşmesi, piyasa takas fiyatına göre hareketli bir destek mekanizması kaldı. Yurt dışında özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde bunun giderek daha fazla uygulanır olduğunu görüyoruz. Çok da basit bir sebebi var. Piyasa takas fiyatı bir referans değer olarak gerçekleşiyor. Bunun altında kalırsa tamamlayıcı, üstüne çıkarsa da piyasa takas fiyatı kadar bir ödemeyle rekabetçi, yenilenebilir enerjiden üretilen enerjinin eskiden olduğu gibi daha pahalı değil, artık olduğu ve olması gerektiği gibi mutlaka piyasa fiyatlarıyla rekabetçi halde finanse edilebilir olmasını sağlayacak bir mekanizma. Sayın Bakanım, sözlerime son verirken bu aktardıklarımızla beraber 2021 sonrası mekanizmadan ihtiyaç, öyle bir mekanizmaya ihtiyaç duymayan bir projeler grubu da var elimizde, sektörde şu anda. Ve baktığımızda ilk yatırım sırası gelecek projeler bunlar. Malumunuz dün de meclisteki komisyon toplantısında değinmiş olduğumuz eksi fiyatlı projeler 2300 megawatt kadar. 720 megawatt civarında extension denilen kapasite artışlarına verilmiş olan onaylar var. 3000 megawattlık proje yeni mekanizmayı beklemeden yatırıma hazır hale gelecek önümüzdeki 2021-24 periyodunda. Bu projelerin yapılabilmesi için finansman imkanı sağlayacak ve yerli aksamı tercih edeceklerini etmelerini beraberinde getirecek bir düzenlemeye şiddetle ihtiyaç duyuyoruz. Dün bir kısmını izah ettim. Tekrar vakiti ekonomik kullanmak için. Evet, vakit bayağı, size ayrılan sürenin bayağı üzerine çıktınız. Diğer arkadaşlara da söz hakkı tanıyabilme adına toparlayabilirseniz. Tamamdır. Ben sizin uyarınızı bekliyordum 5 dakikaya ne kadar yaklaştığınız konusunda. Dolayısıyla çok geçti. Peki. 2021 sonrasında mekanizmayı evet bekliyoruz. Sektör olarak yatırıma hazırız, yatırımların devamına hazırız ama mekanizma beklerken demin tarif ettim. Eksi fiyatlı extension projeler olan 3 gigawattlık rüzgar projelerinin de yapılabilmesi için bir kısım revizyona ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz katkılarınız için. Tabii size de soracaktım ama güneş santrali temsilcilerimiz için de geçerli bir soru. Müsaade ederseniz onlara da sormuş olayım. Yani bir jeotermal, bir biyokütle veya bir hidroelektrik gibi değil rüzgar ve güneş. Bir farklılığı var. Genelde bir yarışma kurgusu içerisinde
kapasiteler tahsis ediliyor. Ve son yıllarda yapılan tüm yarışmalara baktığımızda sanki yatırımcı piyasa takas fiyatının kendileri için yeterli olabileceği kurgusuyla, anlayışıyla tekliflerini sunuyorlar. Güneş'teki arkadaşlarımız da mutlaka bu sorunun muhatabı. Onlar da onların vereceği cevap da bir bakıma rüzgar için de bir anlam ifade edebilecek. Müsaade ederseniz ben Güneş temsilcilerine geçeyim, bu soruyla birlikte geçeyim. Ve ilk olarak Sayın Cem Özkök'e söz vereyim. Ve bu soruyu da düşünerek Güneş ve Rüzgar'da zaten kapasiteler yarışmayla tahsis edildiği için 2021'den sonraki süreçte Güneş ve Rüzgar için de bir teşvik rakamı açıklamanın gereği ve ihtiyacı var mı ya da değinebilirse Cem Bey, memnun olmuş oluruz. Cem Bey buyurun. Evet, teşekkür ederim Sayın Bakanım. Bütün katılımcıları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle ben konuşmama bir teşekkürle başlamak istiyorum. Yektem süresinin uzatılmasında emeği geçen siz değerli bakan yardımcımız, Sayın Genel Müdürümüz Murat Bey ve Sayın Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Cidden bir iyi bir süreci yönettik beraber ve Yektem'in 6 ay süre uzatımı olması sektöre bir can suyu verdi ve yatırımlar bu 6 ay içinde bitirilmiş olacak. Öncelikle bizim güneş sektöründe biz biliyorsunuz artık YK'larla yürümeye devam ediyoruz yatırımlarımızı. Ve bu YK'larla yürürken de yeni bir şartnameyle karşılaştık. Ve bu şartname konusunda da geçen 3 dernek başkanı ve Sayın Bakanım ve sizin de katıldığınız bir toplantı yaptık. Bu çerçevede biz orada görüşlerimizi ilettik. Ben bu görüşlerimizi burada tekrar etmek istiyorum. Çünkü sektör için önemli. İlk defa bu ihale TL olacak. Ve TL konusunda biz bankalarla yaptığımız görüşmeler var. Bu görüşmeleri de burada tekrardan aktarıp ve gündeme getirmek istiyorum. Öncelikle bu sözleşmede yer alan, şartnamede yer alan PTF çarpı 1.25 üst limit konusuna bütün bankalar karşı çıkıyorlar. Eğer şartname böyle olacaksa biz eskalasyonu sıfır kabul eder ve yatırımcıdan %50 hatta %60'a yakın bir öz sermaye isteriz diyorlar. Bu konuyu zaten biz yazı GÜAT olarak yazılı dile getir yazılı olarak size sunduk. Ayrıca bu eskalasyon konusunda da üfe değil de bizim yine yazıda talep ettiğimiz TLRF günlük referans faiz oranı olması konusunu gündeme getiriyoruz. O da çok önemli bizim için. Son toplantıda dile getirdiğimiz fiyatın TL bazında alınıp dövize çevrilip ve bunu bir tavan fiyat olarak kabul edilip bu fiyatın bunun altına düşmemesi konusu da bizim için çok önemli. Bu çerçevede bu tabii jeotermal ve HES konusunda temsilcilerimiz biyokütle konusunda ve HES temsilcimiz burada yok ama jeotermal dernekleri konularını söyleyecektir. Özellikle HES'te de Yektem konusunda bir teşvik mekanizmasına da ihtiyaç var. Madem burada bir HES temsilcisi yok, onu da belirtmek isterim ben. Ayrıca bizim güneş yatırımlarımızda bir burada bir hibrit yönetmeliği yayınlandı. Ona da burada gündeme getirmek isterim. Bu maalesef ki özellikle rüzgarlarda
biz ilerleyemiyoruz. Çünkü yönetmelikte kamulaştırmanın Temmuz sonuna kadar bitmiş olması gerekiyor. Bu konuda bizim diğer derneklerle de konuştuk. Beraber hareket edip PDK başkanıyla bir görüntülü toplantı talebimiz oldu. Son dediğinizi anlamadım. Temmuz sonuna kadar ne kamulaştırmasının bitmiş olması gerekiyor? Efendim rüzgarda güneş yapmak istiyorsunuz hibrit. Evet. Diyor ki yönetmelik Temmuz sonuna kadar kamulaştırmanın bitmiş olması gerek diyor. Yani güneş bu mümkün için, değil. Güneş için kamulaştırmayı mı kastediyorsun? Evet, evet Sayın Bakanım. Bu konuda biz bunu tekrar gündeme getireceğiz ve dernekler olarak bu konuyu Sayın PDK Başkanı nezdinde tekrar konuyu Temmuz tartışması... sonundan kasıt 2021 Temmuz'u mu kastediyorsun? Hayır, 2020. Geçti yani. Aynen öyle. Evet, ben de ilk kez öğrendiğim bir konu da. Ya ben de zaten tabii işte diğer EPDK'yla, Sayın Başkanımızla siz de görüşün, biz de bir görüşelim. Böyle bir sınır konulma ihtiyacı neden var? Onu birlikte görüşelim inşallah. İnşallah efendim. Ben fazla süreyi ekonomik kullanmak adına... sözlerime şimdilik son vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Güneş'ten bildiğim kadarıyla Kutay Bey olacaktı. Kutay Kaleli Bey Günder adına. Buradayım. Evet, Kutay Bey buyurun. Sayın Bakanım nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Valla Sayın Bakanım, dünden beri böyle geçmeyen bir baş ağrısıyla evde bugün maalesef yatıyorum. Sabahtan da bir test yaptık. İnşallah bir şey çıkmaz. İnşallah. Dolayısıyla kameramı açamıyorum. Lütfen affınıza sığınıyorum. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Başını takip edemedim ama gündem olarak konuştuğumuz konu 2020 sonrası mekanizmalar olduğu için bizim dernek olarak bu noktadaki görüşümüz mevcut mekanizmaların mutlak suretle finansman sağlayacak şekilde devam ettirilebilmesi. Hatırlarsanız geçenlerde YEKA ile ilgili yapmış olduğumuz toplantıda da bu konu çok gündem olmuştu. Finansmanın sağlanabilmesi noktasında bankaların talepleri genelde şöyle oluyor. Yani bizim için özellikle %2 ile para satıyoruz diyor bankalar. Yani %10 ile para topluyoruz, %12 ile para satıyoruz. Dolayısıyla %2'lik bir kar marjı için farklı birçok riski almak istemiyoruz diyorlar. O zaman konuşmuştuk. YEKA'da gene benzer, mesela PTF'nin keplendirerek yukarıdan verilme riski mesela bunlardan bir tanesiydi. Keza böyle bizim için de gene 2020 sonrasındaki mekanizmaların mümkünse yabancı para birimiyle bir şekilde bunun garanti altına alınabilmesi, yine vadelerinin belirlenecek şekilde 10 yıl, 15 yıl artık onlar bakanlığımızın takdirindedir. Diğer taraftan da yeni kapasitelerin özellikle yenilenebilir ve güneş tarafında da hem YEKA'larla hem de lisanssızların da genişletilmesi ve farklı yöntemlerle arttırılması suretiyle çalıştırılması. Bugüne kadar bakanlığımızın yapmış olduğu tüm faaliyetler noktasında biz müteşekkiriz. Özellikle 2018'lerde başlayıp 2019'larda sonlanan lisanssız çatı tipi GES'lerin önünün açılması noktasında tüm güneş derneklerinin çok ciddi mesai harcadığı, bakanlığımızın da harcamış olduğumuz bu mesaiyi takdirle karşılayıp bizlerin, emeklilerinin isteklerini dinlediği ve bununla beraber de gelmiş olduğumuz noktada çok hızlı bir akış sağlanan bir çatı pazarından bahsediyoruz. Tabii ki zaman zaman ekonomik dengesizlikler bunu yavaşlatıp arttırabilir. Bu mekanizma düzenleyici ya da mevzuat yapıcı kurumlardan bağımsız etkiler.
Ancak bizim bu noktadaki ifadelerimizin sizin tarafınızdan da takdir gördüğünü ve karşılık gördüğünü bilmek bizleri çok mutlu ediyor. Benzer bir şekilde de 2020 sonrasında da genel kanıya ben de katılıyorum ve bu destekleme mekanizmalarının mutlak surette devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz Sayın Bakan. Evet, peki. Teşekkür ederiz. Size tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. İnşallah önemli bir şey yoktur. Sağ olun efendim, saygılar. Tabii prensip olarak biz de bakanlık olarak şu görüşteyiz. Yani neticede bu yatırımların yapılabilmesini temin edecek, finanse edilebilmesini temin edecek bir kurgu oluşturmak lazım. Aksi takdirde bizim de bakanlık olarak ilgili bürokratlarımıza söylediğimiz hususun temel prensibi hep bu. Yapılamayacak bir kurgu oluşturduktan sonra hiçbir yatırımcının veya kredi verecek kuruluşların bu kurguya olumlu bakmayacakları bir kurgunun hiçbir anlamı yok. Tabii hepimiz için genel olan bir husus, 2021'den sonraki teşviklerin TL olması konusunda bir irade var. Burada önemli olan çözüm üretebileceğimiz alanın ben eskalasyonun doğru oluşturulması durumunda bu sorunu sorun olmaktan çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Sorun oluşturmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu eskalasyonla ilgili de sürekli yatırımcılarla, yatırımcıları temsil eden siz sivil toplum kuruluşlarımızla hep istişare halinde oluşturmaya çalışıyoruz. Sizden gelen, gerek kredi kuruluşlarından gelen fikirleri de mutlaka dikkate alıyoruz. Bence bundan sonra yoğunlaşacağımız konunun bu yatırımların devam edebilmesi için özellikle doğru finanse edilebilir eskalasyon mantığı nedir'i daha sağlıklı bir şekilde olgunlaştırırsak 2021 ve sonrasındaki benim kendi görüşüm bu yatırımların devamlılığını da sağlamış oluruz diye düşünüyorum. O konuda da yasa meclisten geçtikten sonra çok hızlı bir şekilde sizlerle tekrar son bir istişarelerimizi yapmak suretiyle 2021 sonrasındaki gerek teşvik rakamlarını gerekse de doğru eskalasyonları oluşturmak için çaba sarf edeceğimizi de buradan sizlere belirtmek istiyorum. Güneş'i temsilen son olarak da Halil Bey'e müsaadenizle söz vermek istiyorum. Halil Bey buyurun. Sayın Bakanım, Genel Müdürüm, değerli başkanlar, katılımcılar, herkese merhabalar. Öncelikle bu organizasyon için ICC'ye ben de çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, siz de her zaman bize zaman buluyorsunuz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Benim arkadaşlarımın aynı konuları tekrar dile getirmeyeceğim. Ekleyeceğim benim Güneş'le ilgili olarak esasında Güray Bey'i biraz desteklemek anlamında. Sektörümüz bizim yaklaşık 5 yıllık bir sektör diyebiliriz Güneş. Bu 5 yılda yerlileşme sizlerin yönlendirdiği şekliyle hızlı bir şekilde devam etmekte. Bugün bir güneş santralinde panel Türkiye'de yapılıyor. 3 tane tesiste hücre üretimi ikisinde deneniyor diyebiliyoruz. Bir tanesi işte kalyon ürettiğini ve üretmeye devam ettiğini açıkladı. Bereket Enerji'nin aynı şekilde ve başka bir şirketin daha bunu dile getirdiği bir süreçteyiz. Şimdi dünya kapasitesine bakarsak yaklaşık 120 bin megawattın üzerinde büyük bir pazardan bahsediyoruz güneşte. Ve burada biz geçen dönemde bir şey gördük. Ağustos ayında Çin'de 3 tane fabrika yandı. Silisyum fabrikası yandı. Tesadüf demeyelim buna. Çünkü bunlar eski teknolojik fabrikalardı. Bu 3 fabrikanın yanması sonucunda silisyum fiyatları, yani ham maddemiz, hücrenin de ham maddesi olan fiyat %36 yaklaşık arttı. Dolayısıyla bakanımızın ilk açılış konuşmasında söylediği gibi biz sadece kaynakla değil onun teknolojisiyle de ilgileniyoruz dediğinden yola çıkarak sadece şunu söylemek istiyorum. Bazen biz Akdeniz hani ikliminden geldiğimiz için çok heyecanlıyız. Böyle hemen her şeyi bir anda önce yapmak istiyoruz ama ben acizane bir üretici olarak da şunu söylemek istiyorum ve Sanayi Endüstri Derneği'ni temsil ediyorum.
Şu anda 3 tane junction box üreticisi oluştu. Şu anda Şişecam ikinci bir fabrikaya kaplama için teknolojik destek verdi. İkinci bir cam kaplama tesisi kuruldu Türkiye'de. Şu anda bir EVA tesisi var. Yenisinin açılması için çalışma yapılıyor. İşte backsheet ile ilgili olarak camı kullanabiliyorsunuz. Onu ikame edebiliyorsunuz veya bir backsheet tesisi belki 2 tane kurulacaktır. Bunların hepsi kablo artık tamamen yerli. Bir GES santralinde İnvertör de şu anda yapılmakta. Esasında hücreye geldiğimiz zaman hücre bu işin bütün hepsinde %20'si. Ama gördük ki silisyumda belki silisyuma kadar gitmesi lazım ülkemizin. Bu ne için söylüyorum? 120 bin megawatt olan şu andaki dünya kapasitesinin yaklaşık bazı en kötü senaryoya göre 140 bine gideceği, en iyi senaryoya göre de yılda 250 bin megawattları geçeceği söyleniyor. Yani bu kadar ciddi bir üretim kapasitesinin de olduğunu dikkate alarak 60 bine yakın insanın GES'ler biliyorsunuz biraz daha yaygın. Küçük, çok küçük proje olduğu için güvenliğinden tutun, işte saha bakımından tutun daha fazla insan istihdam ediyor. Bazı sektörlerde bu bir kişiyken bizde bu 5 kişiye kadar çıkabiliyor ortalama megawatt başına diyebiliriz bunu. Bu anlamda mühendisliğini öğrendik, ürünlerin bir kısmını üretebiliyoruz, yurt dışına gidip santral kurabiliyoruz, hatta yurt dışına gidip finansman ayarlayıp oralarda yatırım yapabiliyoruz. Oradan kazandığımız paraları da muhtemelen ülkemize geri getirecek ve yatırımlara devam etmek fikrinde olan insanlarız. Bu anlamda yerliliğin eğer bu şekilde desteklenecekse çok net bir şekilde lisanslı lisanssız her bir projede yerli üreticilerin net olarak bilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Bunu bilirlerse ona göre adım atabilirler. Bir, burada bazı arkadaşlarımız yerliliğin getirdiği maliyetleri çünkü gündeme getiriyorlar sürekli olarak. Sektörde gereksiz bir esasında tartışma yaşanıyor. Bugün güneş o kadar ucuz ki, güneşten üretilen elektrik o kadar ucuz ki, hücre fiyatları veya panel fiyatları o kadar ucuz ki artık bizim derdimiz şu anda teşvik mekanizması değil. Bir de bir önceki teşvikle bu sonraki şu andaki kanuna baktığımızda şunu görüyoruz. Önceki 5 yıllıktı. Haliyle 5 yılda teknoloji çok gelişti, fiyatlar düştü. Bakanlık bundan rahatsız oldu. Bundan sonraki süreçte de görüyoruz ki zaten fiyatın serbest piyasayla bir bağlantı kurmasını arzu ediyorsunuz. Biz de bunu çok normal karşılıyoruz. Ancak az önce söylediğimiz gibi belirsizlikler hep bize finansman yükü getiriyor. Yani günün sonunda biz sadece şunu talep edebiliriz. Yani oturup kendi doğalgazımızı çıkarttık maliyeti, onu bir santralde elektriğe çevirdik. Onun maliyeti neyse bu maliyetlerle bile belki de elektrik santrali kurmak isteyen GES kurmak isteyen yatırımcılarımız olacaktır. Ülkenin her yerinde kurmak isteyen insanlar var. İlla bazı bölgelerde değil. Minyaka çok güzel başladı. Ancak yine bir kısmetsizlik işte bu doların devalüasyonuyla beraber bir süreç, bir erteleme oldu. Burada bunlardan etkilenmeyecek. İşte dün konuştuğumuz bir şey sektördeki arkadaşlarla. Yani kömür yapmak isteyen bir insan, ithal kömürden santral kurmak isteyen bir insanın esasında lisanslı diyoruz ama çok da büyük bir lisans süreci yok. Ama biz yarışmaya girmek durumunda kalıyoruz ve bir yarışma beklemek zorunda kalıyoruz. Yani sektörün bundan sonra ihtiyacı esasında önünün daha net bir şekilde açılması, fiyat teşviğinden çok bir garanti, alım garantisi. Yani buradaki alım garantisi piyasanın çok üzerinde olsun değil, makul mantıklı bir fiyat olsun düşüncesindeyiz ki 300 liralık ihaleye bile girmek isteyen yatırımcılar vardı ki kur o zaman tabii 6.80'lerdeydi. Yani 4 sentin altında bu işe girmek isteyen yatırımcıların olduğu bir ülkede eminim ki güneş sisteme destek olacaktır. Yine bugün hidroelektrikle ilgili çok güzel bir sunum vardı. Genel müdürümüzü dinledim. Orada da esasında kendisi dedi ki işte hani çocuklara diyorum ki dua edin yağmur yağsın işte her damla bizim için para. Her fotonda bir damla bakanım o da bizim için bir para. Yere düşen fotonları da yine boş harcamayalım. Yağmur varsa güneş yok, güneş varsa yağmur yok. Biz birbirini en iyi şekilde dengeleyebilecek esasında sektörüz. Üçüncü olarak da biz mesela bir hibrit GES çalışması yaptık. Her 15 dakika aralıklarla GES'in üretimiyle güneşi üst üste koyduğumuzda esasında birbirini o kadar güzel tamamlayabilen yani hiçbir batarya maliyetine belki katlanmadan buradan hani jeotermali söylemek bile istemiyorum. O zaten bizim doğal şeyimiz yani tamamlayanımız çünkü onlar baz üretiyorlar bizler birbirini dengeleyebiliyoruz. Hidronun da bu batarya kapasitesi depolama kapasitesiyle güneşin daha fazla kombinasyonla Türkiye'nin geneline yayılmasıyla sisteme çok büyük faydalar olacağına inanıyoruz. Sizlerin dediğim gibi desteğini bu yönde bekliyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Evet. Biz teşekkür ederiz Halil Bey.
Bildiğim kadarıyla jeotermalden iki temsilcimiz var. Hem Ali Bey hem Ufuk Bey. İkisine de ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve öncelikle Ufuk Bey'e söz hakkı vermek istiyorum. Ufuk Bey buyurun. Sayın Bakanım, öncelikle JESTER adına zat halinize ve Sayın Başkanlara ve bizleri dinleyenlere saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Malumunuz 30 Haziran 2021 kıldığımız elektrik piyasası kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun tasarısı alt komisyon çalışmalarında yeniden ele aldık. Ve kanunun taraflarca enerji alt komisyonunda değerlendirdik hep birlikte. Kanun tasarısı önümüzdeki günlerde yasalaşmak üzere meclis alt komisyondan da kabul edilerek geçti. Üst komisyonda tekrar görüşülecek mutlaka. Ve 2025 yılına kadar da bunun uzatılması planlanıyor. Tutar tarafında Sayın Cumhurbaşkanı yetkilendiriliyor ve yekten mekanizması Türk Lirası olarak devam edecek. Gözüken bu. Eğer yasalaşması halinde. Bu çalışmalar için zat halinize, Sayın Bakanlık çalışanlarına, öneri sahibi Sayın Milletvekilimize çok teşekkür ve şükranlarımı sunuyoruz. Şimdi bizim için konu önümüzdeki dönemde yekten mekanizmasının eskalasyonunun nasıl olacağı. Biraz önce de siz belirtmiştiniz. Mutlaka sektör temsilcilerimizle oturup hep birlikte orta nokta bulup bu işi yapılabilir halde tutmak hepimizin ve memleketimizin menfaatine olacaktır. Bizim önerimiz ise bunun dövize eskale edilmesi ve dövizdeki hareketliliğin aylık %1'lerin üzerinde veya altında olması halinde fiyatın aylık periyotlar veya 3 aylık periyotlar halinde eskale edilmesi önerimizi sunmak istiyoruz. Ayrıca yerli aksamın desteklenmesi mekanizması da... Ufuk Bey, tümüyle dövize bir eskale edilmesinden mi bahsediyorsunuz? Evet efendim. De olabilir mi bu? Biz yerli aksamı ağrı tutmak üzere efendim ana yeklem mekanizmasının tümüyle dövize endeksli olmasını tercih ediyoruz. Çünkü jeotermaldeki... Yani bir oran söyleyebilir misiniz? %1 dedim efendim. Aylık hareketlilik %1'in üzerine çıkarsa eskale edilmeli. Alta veya üzerine doğru. Yoksa rutinde böyle bir oran yoksa 3'er aylık periyotlar halinde eskale edilmesini tercih ediyoruz efendim. Yani bizim yerli kömürden biliyorsunuz elektrik alıyor EYVAŞ Genel Müdürlüğü yerli kömürden elektrik üretenlerden ve onun içerisinde de bir eskalasyon formülasyonu var. Bilen arkadaşlar biliyordur. Yanlış hatırlamıyorsam %25 ÜFE, %25 TÜFE ve %50 de dolara endeksli bir eskalasyon formülü var. Siz de dolara endeksli bir eskalasyon öneriyorsunuz. Evet. Bu orandan kastım oydu. %100 dolara endeksli bir eskalasyonu mu kastediyorsunuz? %50 dolar, %50 üfe gibi bir paçal eskalasyon yatırımcı için uygun mudur sormak istedim aslında. Yok efendim. %100 dolar ama bunun içine enflasyon gibi diğer eskalasyon enstrümanlarının katılmasını istemiyoruz. Çünkü tedarik ettiğimiz için yani büyük kısmını dövizle tedarik ediyoruz ve biz talep ediyoruz. Ancak yerli aksam için dediğiniz eskalasyon sepeti oluşturulabilir. Enflasyon aksamlardan oluşan. Ama özellikle ana yeklem için bunun döviz endeksli olmasının sektörümüz için hayırlı olacağını düşünüyoruz. Yine müsaadenizle devam edeceğim efendim. Buyurun. Ayrıca yerli aksam desteklenmesi mekanizması da jeotermalde maksimum faydanın sağlanması için yeniden yapılandırılmalıdır. Şunu demek istiyorum. JESTER'in devamında ikincil yatırımlar olarak adlandırdığımız sera, şehir ısıtması, kurutma, turizm yatırımlarının da yapılması durumunda yerli aksam desteklerine ilave bir kalem eklenerek teşvik edilmeli ve bu yatırımlar teşvik edilmesiyle bu yatırımlar artacak ve jeotermalden ısı ve enerji anlamında fayda sağlamak maksimize edilebilecektir kanaatimiz. Ayrıca
Yine dün yapılan alt komisyon çalışmalarımızda görüşülen %1 idare payının, yani jeotermal kaynak kullananlardan alınan %1 idare payının yerel yönetimlere dağıtımında biraz daha bonkör olunmalı. En azından yarısı veya 2/5'i yerel yönetimlere aktarılmalı. Çünkü orada ben yanlış mı anladım? 8 milyon lira civarı. Ufuk Bey, siz orada %1'in artırılmasına yeşil ışık mı yakmıştınız? Öyle mi anlaşıldı? Hayır efendim. %5 bunu, olsun Sayın falan Başkan... mı dediniz? Yok. Keşke kazanalım olsun efendim. Sayın Başkanımız yani orada takıldı öyle bize. Öyle algılandı gibi geldi bana da. Değil efendim. Sayın Başkanımız takıldı. Madem 2/5 istiyorsunuz, verin de verelim dedi. Öyle bir talebimiz olmadı o efendim. Öneriydi yani sizin evet. Sizin teklifiniz değil. Değil efendim, değil efendim. Bu %1'in dağıtımının biraz daha yerel yönetimlere bonkör davranması ile ilgili talebimizdi. Çünkü yerel yönetimlerde hakikaten bu işin başlangıcında, ÇES sürecinde ve imar sürecinde çok zorluklar yaşıyoruz. Dün de bahsetmek istedim. Özellikle bazı belediyelerde bu süreç tıkanıyor ve hareket edemez hale geliyoruz. Çözümü bakanlık tarafından ÇED ve imar almak tarafında buluyoruz. Bu da bakanlığımızı ziyadesiyle meşgul ediyor. Bir de jeotermal yatırımların artışı için 5403 sayılı toprak kanunu ve zeytinliliğin ıslahı konularında yerli milli enerji kaynaklarımız için yeniden düzenlenmeli. Zira jeotermal kaynaklar yerinde değerlendirilmesi gereken kaynaklarımız olduğu için istesek de başka bir alanda bu yatırımı yapmamız mümkün değil. Mevzuatımıza yeni eklenen, biraz önce hatiplerimiz de belirttiler, hibrit yönetmeliğinde bu kanunlar nedeniyle yaşanan sorunlarımız var. Yani biraz önce bahsettiğim toprak kanunu ve zeytincilik kanunu ile alakalı. Ve bu yönetmelik maalesef jeotermal sektöründe işlevselliği şu anda sıfır. Çünkü bu bizim santrallerimiz büyük ovalar mevzuatının içinde kalıyor ve buralara GES ikincil yatırım dahi olsa GES yatırımlarına kesinlikle Tarım Bakanlığı müsaade etmiyor. Yazılı olarak da bunu Tarım Bakanlığı'ndan alıp EPDK'ya ilettik. Bizim talebimiz ise jeotermal ruhsat alanlarımız içinde tarıma elverişli olmayan alanlar var. Yani izin verilebilecek alanlar var ruhsat alanlarımız içinde. Buranın hibrit tesisler için kullanılabilmeli ve yapılacak olan hibrit yatırımları da üreteceği güç ile tüketimlerin karşılaştırılması sonucunda bir yere varılmalı. Şunu demek istiyorum Sayın Bakanım. Örneğin bir 5 megawattlık güneş santrali kurduğumuzda ortalama yıllık ortalamada %1 1 megawatt civarında bir elektrik elde ediyoruz. Oysa bizim tüketimlerimiz sürekli tüketimler. Dolayısıyla biz 5 megawattlık iç tüketimimizi 5 megawattlık bir gaz santralinden sağlamamız mümkün değil. Bunun güç ile orantılı olarak izin verilmesini talep ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben herkese, size şahsınıza çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ufuk Bey, biz de teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve katkı verdiğiniz için. Yine jeotermali temsilen Ali Bey de aramızda, Ali Kindap Bey. Ben müsaadenizle Ali Bey'e söz vermek istiyorum. Ali Bey, buyurun. Ali Bey, sesiniz gelmiyor. Herhalde mikrofon açık olmayabilir. Özür diliyorum. Mikrofon kapalıydı. Şimdi geliyor. Bakanım, çok teşekkür ediyorum. Sizi, genel müdürümü, değerli başkanlarımı ve kıymetli katılımcıları Jeotermal Enerji Derneği adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben tabii son söz alıcı olarak biraz tüm yenilenebilir sektörlerin gündeme getirdiği konuları bir toparlayarak bir de aynı zamanda jeotermal olarak bizim tarafımızdaki Ufuk Bey'in paylaşamadığı diğer bazı birkaç konuyu da altını çizerek paylaşmak istiyorum. Yani jeotermal bildiğiniz gibi yani son zamanlarda diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğu gibi hızlı bir gelişme kaydetti. Bugün gün içerisindeki katılımlarda da anlaşıldığı üzere, bilindiği üzere son 10 senede yaklaşık jeotermalde 15 kat gibi bir büyümeyi ulaşmışız. Bu da zaten bizim
destek mekanizmasının ne kadar işe yaradığını, ne kadar olumlu bir sonuç verdiğini ortaya koymakta. Katılımcılarımızın sözlerinden şöyle notların üzerinden geçerek bizim de buradaki ortak noktalarımızı paylaşmak istiyorum. Güray Bey özellikle rüzgarda yerliliğin çok arttığını ifade etti. Bu yerlilik oranı bizim jeotermalde de aynı şekilde şu an sektöre bu yatırımlara başladığımız dönemden bugüne kadar yoğun bir çalışma sonrasında özellikle arama sondaj ve santral teknolojilerinde bizler de çok önemli bir yerlilik oranına kavuşmuş bulunuyoruz. Yaklaşık %60-70'ler oranında bir yerlilik oranını biz de bir şekilde kavuştuk ve geliştirdik. O anlamda sektör olarak hızlı bir gelişme kaydettik. Yine Güray Bey'in ve diğer katılımcıların, arkadaş başkanlarımın bahsettiği bu fiyat eskalasyonu meselesi tabii ki çok önemli bir konu. Bundan sonra 2020 sonrası mekanizma içerisinde bu fiyat eskalasyonunun doğru tanımlanması halinde sektörün bugüne kadar göstermiş olduğu gelişimi aynen hatta daha da hızlanarak kat edeceğini düşünüyorum. Bunun doğru konulması halinde. Yine Güray Bey'in bahsetmiş olduğu yenilenebilirde bizim en önemli kazançlarımızdan, ülke kazancımızdan bir tanesi olan devamlılığın çok önemliliğini ben de altını çizmek istiyorum. Biz hem ürettiğimiz teknolojiyle, hem Ar-Ge çalışmalarıyla, hem bir takım sahadaki uygulama noktasındaki gelişimlerle bir zincir yarattık, bir süreç yarattık. Bu sürecin bir şekilde kesintiye uğramaması lazım. Ama son zamanlarda 2021 sonrasındaki mekanizmanın belirsizliği şu an bizde son 1-2 senedir maalesef hem yatırımlarımızda hem de bu kat ettiğimiz gelişmeleri yani know-how olsun, bilgi birikimi olsun, tecrübe olsun, teknolojik konulardaki ve Ar-Ge konularındaki süreçlerimizde olsun maalesef biraz şu son birkaç senedir biraz yavaşlama gibi bir durumu karşı karşıya bizi bıraktı. O yüzden 2021 sonrası sürecin bir an önce tamamlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Cem Bey'in özellikle fiyat mekanizmasında yani eskalasyonda TL referans alması olabilir ifadesi vardı. Ufuk Bey'in özellikle yatırım noktasındaki kısmın dolar olarak fiyatın tanımlanması gibi bir ifadesi oldu. Jeotermal üzerinde ben bir paçal fiyat çalışmasının yapılabileceğini düşünüyorum. Ama bunu bugün için bir oranlama noktasında paylaşmam gerektiğinde bunu paylaşacak bir elimde şu an bir çalışma olmadığını söylemek isterim. Ama önümüzdeki günlerde öyle bir çalışma yapabiliriz. Hibrit konusuna Cem Başkan, Ufuk Başkanım özellikle değindiler. Hibrit konusunda çok uzun ve yoğun bir çalışma kat ettik. Ama gelinen durum itibariyle özellikle uygulamada bazı zorlukların olduğu ve bazı sorunların çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda ortaya koymuş olduğumuz emek ve çabaların sonrasında uygulamanın o hızla başlayamadığını maalesef devam edemediğini paylaşmak isterim. Özellikle bunun özellikle iç tüketim gibi ve jeotermalde şu an karşı karşıya bulunduğumuz büyük ova ve bu tarımla alakalı konuların uygulamada biraz sorunlar yarattığını paylaşmak isterim. Kubilay Bey çok güzel bir şeyden bahsetti. Ortaya konacak mekanizmanın yine finanse edilebilir bir mekanizma olmasını söyledi. Bunda %100 katılıyorum. Çok önemli bir konu. Sizin de bu konuda özellikle altını çizdiniz. Yani burada da yine aynı şekilde eskalasyon tanımı çalışılması gereken bir konu. Hep beraber bu konuda önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde, çok yoğun bir şekilde doğru tanımı yapmamız lazım, çalışmamız lazım. Halil Bey'in teknoloji ve bilgi tecrübelerinin artık güneşte katılıyorum. Artık ülkemizde bazı gelişmeleri çok hızlı kat ettiğini ve artık bu tecrübe ve bilgi birikiminin yurt dışına da taşındığını paylaştı. Biz de jeotermal sektöründe bunu paylaşmak isterim. Şu an biz bu son 10 senede yapmış olduğumuz gelişmeler, aldığımız yol, özellikle
Bu bilgi birikimini yurt dışına taşıma noktasına getirdi bizi. Şu an Kenya, Hırvatistan ve Endonezya'da aktif bir şekilde bu bilgi birikimini ve bu tecrübelerimizi kullanma aşamasına geldik. Bunun devamı halinde bunu daha da başka ülkelerde geliştirmeyi umuyorum ve geliştireceğimizi düşünüyorum. RES ve GES'in aksine biz jeotermalde bir fiyat desteğine ihtiyacımız var ve tanımlanmış ve süresi olan bir fiyat desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda şöyle bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Bizi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından ayıran bir özellik var. Bu özellik özellikle bizim bu işin hazırlık dönemini kapsıyor. Biz bir jeotermal sahada, ham bir sahada yola çıktığımız zaman yaklaşık 3 yıl gibi bir arama zamanını ve bunun üzerinde 5 sene gibi bir keşif zamanı hesaba katmak zorundayız. Yani bu yaklaşık baktığımız zaman 8 yıllık bir süreci kapsıyor. Yani bir santralın inşaat dönemine gelebilmesi için veya bir izin süreçlerine başlatabilmek için bizim 8 sene gibi bir ön hazırlık dönemini geçirmemiz lazım. Dolayısıyla ortaya konacak hem fiyat mekanizması olsun hem de bu işle ilgili süreç olsun. Ortaya koyduğumuzda jeotermalin bu şeyini, bu ön şartını bir şekilde karşılamamız lazım. Biraz önce Ufuk Bey dünkü komisyon toplantısındaki bir şeyi aktardı, paylaştı. 2025 gibi bir bu 2021'den sonra 25'e kadar bu destek mekanizmasının olabileceğini, sürenin o zamana kadar geçerli olacağını söyledi. Öyle bir zaman içerisinde şu an yeni jeotermal yani orada herhalde yanlış anlaşılan bir şey var. Yani yeni teklif edilen taslakla 2025 diye bir sınır yok. 2021'den sonraki destek mekanizmasının kapsamını, eskalasyon formüllerini belirlemeye Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkili olduğuna dair bir hüküm var. Dolayısıyla o 2025 lafını ben aslında anlayamadım. Buna bir açıklık getirilirse iyi olur. Öyle bir sınır olmadığını belirtmek istiyorum. Sayın Bakan Yardımcım, şöyle arz edeyim. Yekleme bağlı bütün süreler 2025'e göre düzenlendiği için örneğin diğer teşvik mekanizmaları biz de bunun 2025 ötesini göremedik yeklem açısından. O nedenle bunun 2025 sonrasının dizayn edilmediğini düşünüyoruz. Yani teklif taslağında 2025 gibi bir sınır söz konusu değil. 2021'den sonraki yeklem mekanizmasındaki teşvik mekanizmasının daha doğrusu hangi koşullarda nasıl olacağını ve nasıl eskale edileceğini Sayın Cumhurbaşkanı belirler tarzı bir ifade var. Yani bu 2025'e kadardır tarzı bir anlama gelmiyor. Anladım. Yani ama buna bağlı diğer teşvik unsurları 2025'te sonlanıyor. Biz bu kanatı oradan var. Mesela arazi iletim. Onlar ilave teşvikler. Onlar 2025'te sonlanıyor. Ama yeklemden üretilen yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin kendisine verilen teşvikle alakalı evet. Öyle bir sınırlama yok. Onu düzeltmiş olalım. Anladım Sayın Bakanım. Pekala. Açıklama için teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Ama yine de biraz önce bahsettiğim, paylaştığım bu 7-8 senelik bir hazırlık dönemi, yani bizim bir projeyi ortaya koymadan önce, inşaat dönemine başlama veya izin süreçlerine başlatma öncesinde bir ham sahalarda yaklaşık 7-8 senelik bir ihtiyaç dönemi, bir hazırlık döneminin, arama keşif döneminin ihtiyaç olduğunu yine paylaşmak isterim. Dolayısıyla bu yeni çıkacak yasada bu süreçlerin de dikkat alınmasına projelerin devamlılığı, özellikle bizim Batı alanında, Batı Anadolu'da sıkışmış olduğumuz, yani şu anda neredeyse projelendirme ve tesisleşme noktasında %50'yi geçtiğimiz, hemen hemen tamamladığımız bir alandan çıkmak ve yeni gitmek gibi bir hedef önümüze koyarsak, dolayısıyla özellikle Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'daki potansiyeli ortaya çıkarma noktasında, yani çıkacak yasanın hem bizim oradaki bu uzun süreçleri üstesinden gelebilecek hem de orada ham sahalardaki yeni yatırımlarda arama döneminin zorluklarını ve mali külfetlerini karşılayacak bir şekilde fiyat tarifesini ve süresini ona göre düşünmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Özellikle belki de bölgesel
bazı desteklerin, ilave desteklerin de gelmesinde bu bir şekilde de düşünülebilir. Bölgesel bazı ilave destekler de gelebilir. Ve bunun yanı sıra jeotermalin çok daha farklı kullanım, yaygın kullanım ve farklı kullanım alanlarındaki potansiyeli de düşündüğümüzde Ufuk Bey'in de paylaşmış olduğu bu entegre kullanım, ikinci kullanımlarda da desteklerin gelmesi halinde özellikle bölgesel sorunların aşılmasında çok önemli bir bize fayda ve avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Bu notlarım ve bu paylaşımlarım herhalde bütün paylaşmak istediklerimi, söylemek istediklerimi paylaşmış bulunuyorum. Bana bu söz hakkını verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, Ali Bey biz teşekkür ederiz. Benim bildiğim kadarıyla bütün katılımcılarımıza konuşma hakkı verdik. İlave bir konuşmacımız yoksa Yavuz Bey. Genel müdürüm sizin... var Sayın Bakanım. Efendim? Genel müdürüm konuşmadı Sayın Bakanım. Yani genel müdürüm. Sekreteri Bey görüş. Sektörü kastettim de Yavuz Bey'in bir katkısı evet. Olacak mı onu sormak istiyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Özellikle uzun süreçli ve yerli üretimi, yerli katkıyı destekleyen sistemlerin göz önüne alınması konusunu biz de vurguluyoruz. Hem işte rüzgar güneş tarafında hem jeotermal tarafında ciddi bir yerli katkı artık gelişiyor. Bu gelişmeleri söndürmeyecek, öldürmeyecek şekilde planlama yapılması bizim de öneri ve dileğimizdir. Evet, teşekkür ederim. Ayrıca bu organizasyon için de tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ben son olarak da kamu adına Enerji İşleri Genel Müdürümüz Murat Zekeriya Bey'e söz vermek istiyorum. Murat Bey. Ben değerli STK temsilcilerimizin hepsinin görüşlerini not almaya çalıştım. Önemli altını çizdikleri hususları da çok kısaca bir değinmek isterim aslında. Güray Bey güzel bir hususa değindi. Biz bunu TÜREP Başkanımız Hakan Bey beni ziyaret ettiğinde de işte aylar önce bir dile getirmişti. Aslında oldukça kısa bir süreç var. Biz lisanslı santrallerin kabulünü biz yapıyoruz Enerji Bakanlığı olarak biliyorsunuz. Şimdi 2300 megawatt eklenecek, 2300 megawattın kabulü yapılacak dediğiniz noktada bu altyapı var mı acaba diye Hakan Bey sormuştu bana. Tabii biz o noktada epeyce bir tedbir aldık. İnşallah hiçbir sıkıntı da yaşamayacağız. Aylar önceden bu yoğunluğun oluşabileceğini dikkate alarak sadece yatırımlar dairemizle değil, bu genel müdürlükteki bu kabullerde kullanabileceğimiz tüm mühendislik branşlarına ait arkadaşlarımızı eğitmek suretiyle ekiplerimizi hazır hale getirdik. Yani özetle 2300 değil inşallah 3000-5000 megawatt gelsin rüzgardan. Ama bu güzel haber öncelikle. İnşallah devamı da gelecek. Onu bir paylaşmış olalım tedbir aldığımızı. Tabii yerli aksam çok önemli. Müsaade ederseniz ben yerli aksamla ilgili bir görüşümü paylaşayım. Şimdi haklı olarak STK temsilcilerimiz derler ki ya mesafe kat ettik biz burada. Belli bir altyapı oluşturduk ve bu altyapının da devamlılığının sağlanması önem arz ediyor. Başka bir takım STK'larımızla veya finans kuruluşlarıyla görüştüğümüzde de yerli ekipman desteğinin ivedilikle sonlandırılması, bunun Dünya Ticaret Örgütü'nün kuralları bakımından sıkıntı yarattığı ve yerli destek, ekipman desteği olması halinde yenilenebilir enerji kaynaklarına finansman sağlanmayacağı şeklinde değerlendirmelerle karşılaşıyoruz. Şimdi orta yolu nedir bunun derseniz, işte o karşılaştığımız değerlendirmeleri biraz daha bizim dışımızda hazine tarafı daha çok bunlarla muhatap oluyor. Ama geldiğimiz noktada yerli ekipman desteği, evet bizce de bakanlık olarak bunun özellikle biraz daha maksata yönelik olarak orada özellikle kritik
dediğimiz, tanımlayabileceğimiz süreçler ve ekipmanlar bakımından devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve fakat yerli ekipman desteğinin de artık yavaş yavaş azaltılarak bir noktada da nihayete erdirilmesi gerektiğini de unutmayalım. Yani yarın öbür gün bu sadece finansman desteği noktasında da çıkmayacak karşımıza. Belki farklı farklı noktalarda bir kısıt olarak da karşımıza gelecek. Evet, yerli ekipman desteğini mutlaka sağlayalım. Yerli ekipman desteği verelim. Ama bunun özellikle altını çiziyorum. İhtiyaç duyduğumuz kritik parçalar için tanımlayalım ve verelim. Gerçekten bir verimlilik oluştursun, ihtiyacımız olan alanda oluştursun. Vermiş olmak için vermeyelim. Yani devletlerin elinde vergi, teşvik, sübvansiyon, 3 tane direksiyon var. Şimdi bu 3 direksiyonu kullanarak sektörleri yönlendirirler. Şimdi dolayısıyla da burada yanlış bir yönlendirme de yapılmaması, toptancı bir yaklaşımla da hareket edilmemesi lazım. Bu hassasiyetle süreç bazlı, ekipman bazlı değerlendirmelerle ihtiyaç olan yerli ekipman desteğine ihtiyaç duyulan alanlarda bu desteğin belirli bir süreyle devam etmesi, belirli bir süreyle devam ettikten sonra da ileride bir tarihte de aslında bunun sonlanması gerektiğini de unutmamamız lazım. Yani esasen bu finans kuruluşları hemen sonlandırın deme noktasındaydılar. Tabii yerli ekipman desteğini tanımlarken, yerli ekipmanla ilgili konuşurken bir hususun daha altını çizeyim. Şimdi biz bunu geçmişte başka projelerle ilgili termik santral projelerinde mesela ihaleye çıktığımız noktada da gündeme getirdik. Hepinizin malumu belli bir noktaya geliyor. Yapılan yatırımlar var. Tabii ki bunların desteklenmesi lazım. Şimdi madem ki iyi bir noktaya geldik, bizim aslında biraz daha TL'ye dönerken cesur olabilmemiz lazım. %70 yerlilikten bahsediyorsak, %75 yerlilikten bahsediyorsak bir yatırımda, şimdi biraz daha cesur davranabilmemiz, Sayın Bakanımın işaret ettiği üzere artık TL olması olmaması tartışmasından ziyade biraz daha TL olsa bile biz enflasyondan kendimizi nasıl koruruz? Finansman noktasında, finansman ayağında bankaların finansman sağlamayacağım dedikleri bir noktaya getirmeden olayı ne şekilde güncelleme yapabiliriz? Yani eskalasyonu nasıl tanımlamalıyız? Bu noktaya odaklanırsak aslında kanaatimce biraz daha eforumuzu doğru noktaya kanalize etmiş oluruz. Yani eskalasyon, evet, eskalasyonun olabildiğince net şekilde tanımlanması, finansman teminini güçleştirmeyecek şekilde tanımlanması, evet. Ama artık biraz daha hani TL'ye dönme noktasında da bizim piyasa aktörleri olarak da biraz daha cesur olabilmemiz lazım. Özellikle jeotermal dışındaki sektörlerin, özellikle de güneşin çok daha cesur olması lazım. Neden mesela bu ayrımı yapıyorum? Şundan, o görüşümü serdediğim hemen. Yatırım süresi 4 ay ila 6 ay arasında olan, 1 yıl olan bir yatırım alanıyla, işte biraz önce jeotermal derneklerinin temsilcileri ifade ettiler, 3 yıllık bir yatırım süreci gerektiren veya kısmen rüzgar, güneşe göre biraz daha uzun diyebileceğimiz bir yatırım süreci gerektiren diğer alanlarla birebir örtüştürerek hepsi aynıymış gibi davranmamak lazım. Eğer yatırım süreci kısaysa burada dövize endeksli olan yatırım harcamalarınız için çok daha düşük bir hedge maliyetiyle karşı karşıya kalırsınız. Hatta hiç kalmazsınız belki. Tabii bu finansman bacağında ne şekilde kurgulayacağınıza bağlı. 4 ay içerisinde, 6 ay içerisinde yatırımı gerçekleştiriyorsanız güneş santralinde örneğin, yani bunun ben piyasadan da duyuyorum, gerçekten de alkışlıyorum. Çok büyük megawattları çok kısa sürede kurmayı hibrit kapsamında da kafasına koymuş gruplarımız var. Şimdi dolayısıyla yatırım süresi
yatırım süreci yatırımın başladığı andan itibaren finansal kapanışın, finansman Murat kapanışın... Bey, Murat Bey çok detaylı anlatıyorsun da toparlayabilirsen, çünkü süremizi aslında geçtik biraz. Peki, o zaman yerli ekipmanla ilgili söyleyeceğim şey şu. Evet, doğru bir eskalasyonla belli bir süreç içerisinde nihayete erdirecek şekilde ve aynı zamanda CAPEX harcamaları yanında yatırım süreçlerinde belki dikkate almak suretiyle doğru bir eskalasyonla yürünebileceği kanaatindeyiz. O noktada da sizlerle zaten istişare etmek suretiyle belli çalışmaları önümüzdeki dönemde de yapıyor olacağız. Aynı şey Yektem için de geçerli. Madem süre bu kadar kısa, çok detay değerlendirmelere girmeyelim. Sadece GES örneğini vermeyi isterim. Bakınız, mesela biz şimdi mini YEKA GES'te %70 yerliliği hedefliyoruz. İnvertör yerli olacak diyoruz. Belli bir takım koşulları yerli ekipman noktasında, yerlilik anlamında koşullar getiriyoruz. Burada aslında sadece yerli talebi değil, oluşacak panel talebi noktasında yerli taraftan gelecek şey değil, küresel ölçekte de aslında bizim ekipman üreticilerimizin söz sahibi olduğu bir ekosistemi yaratmak için bunları tanımlıyoruz. Neden mesela özellikle işte metalizasyondan itibaren Türkiye'de yapılması şartını getiriyoruz ki bunları da aslında yine çok önemsiyorum. Biz Güneş'teki Cem Bey olsun, diğer derneklerimizin başkanları olsun, Kutay Bey olsun, Halil Bey olsun, beraberce istişare ederek kurguluyoruz. Bu çok önemli. Made in Türkiye imzasını atabileceğimiz ve bunu en kısa sürede en az maliyetle yapabileceğimiz bir ekosistemi hedefliyoruz ki bizim panel üreticilerimiz küresel talebi de karşılama noktasında rol alabilsin, dışarıya da üretim yapabilsin. Dolayısıyla bu noktada yerliliğin tanımlanması noktasında önümüzdeki dönemde de yine istişare etmek suretiyle devam etmenin önemli olduğunu ifade edeyim. Son bir şey belki şu var. Biz Ufuk Bey'le de bunu bir istişare etme imkanımız olmuştu kendisiyle. 30 Haziran 2021'e kadar uzatıyoruz ama orada da çok güzel bir şey oldu. Şimdi Güray Bey'in söylemesinden ben 2300 megawatt devreye girecek derken bu sadece tabii res tarafı. Diğer kaynaklarda da bu yıl bitmeden can hıraç ilave paralar harcayarak devreye girmek isteyenler vardı. Yani onların da aslında hakkını gasp etmemiş olduk. Ne anlamda söylüyorum? Onlar yine 10 yıllık bir garantiden yararlanacaklar. Ama 1 Ocak 2021'den itibaren devreye girecek olanlar da çok daha fazla para harcayarak, risk alarak, ilave paralar harcayarak kısa zamanda bu yıl içinde devreye girenlere kıyasla bir yıl daha eksik alacaklar. O noktada da bir hakkaniyetli bir yapı oluştuğunu düşünüyorum. Tabii daha da fazla o zaman süreyi aşmamak için, bundan sonraki oturumları da sekteye uğratmamak adına ben dikkatli bir şekilde bunları, her birinizin görüşlerini not ettiğimizi bilmenizi isterim. Zaten biz hem finans kuruluşlarıyla, bunları da sizinle zaman zaman paylaşıyorum. Daha detaylı paylaşacağımız inşallah platformlar da olacak. Hem sizlerle yaptığımız toplantılar bundan sonraki teşvik mekanizmalarının oluşturulmasına yön vermek bakımından büyük ehemmiyet arz ediyor. Bu noktada inşallah önümüzdeki süreçte de detaylı şekilde birlikte çalışmalarımızı sürdürürüz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Evet Murat Bey, Murat Bey teşekkür ederiz. Ben tekrar tüm katılımcılara da teşekkür ediyorum. Bu oturumumuzun şöyle bir çıktısı olsun. Şimdi neticede meclise sunulmuş olan bir yasa teklifi var. Ve Ekim ayı içerisinde belki sonlarına doğru yasalaşma ihtimali var. Sunulduğu şekilde yasalaşırsa da 2021 Temmuz'dan itibaren ki teşviklerin TL olması söz konusu. Biz gerek bakanlık olarak gerekse de sektör temsilcileri olarak biraz önce de ifade ettiğim gibi
yoğunlaşmamız gereken hususun bu yatırımların devam edebilmesi için doğru eskalasyon formüllerinin ne olduğuna yoğunlaşalım. Bu konuda zaten görüşlerinizi Murat Bey gerek ben not ettim ama yazılı olarak da hem eskalasyonla alakalı hem de verilmesi gereken teşvik rakamlarıyla alakalı önerilerinizi Enerji İşleri Genel Müdürümüze ulaştırırsanız bir ön değerlendirmeden sonra Kasım ayı içerisinde bu yasa yasalaşırsa Kasım ayı içerisinde çok hızlı bir şekilde bir çalıştay yapalım, bir araya gelelim, iyice olgunlaştıralım ve kendimize Kasım ayı sonuna kadar bu yeni kurgunun ortaya çıkarılmasına yönelik bir görev vermiş olalım, vazife vermiş olalım ki yatırım yapmayı düşünen sektör temsilcilerimiz artık 2021'den sonraki süreç için de önlerini görebilsinler ve bu belirsizlik ortamı ortadan kalksın diye bir tarih. Sınırı da koyalım. Öncesinde bir ön hazırlık için bir iki hafta içerisinde Murat Bey'e bu taleplerinizi iletmenizde fayda var. Bunları inceleriz, çalışırız, kendi düşüncelerimizi olgunlaştırırız. Sonra da çok bile büyük olmayan bir mini bir içerisinde finans kuruluşlarının da olabileceği bir çalıştayla da olgunlaştırır. İnşallah Kasım ayı sonu gibi de bunu netleştirmiş oluruz diye ümit ediyorum. Ben tekrar şunu vurgulamak istiyorum. Sayın Bakanım, yalnız çok özür dilerim. Bir dipnot. Şimdi özel Cem Bey başta olmak üzere STK başkanlarımız da şöyle bir algıya da kapılmasınlar. Çünkü bize yazılı olarak talepleri oldu. Cem Bey'lerin de oldu. Diğer arkadaşlarımızın da oldu. Bunlar geçersizdir algısına da kapılmasınlar. Onları aldık, koyduk kenara. Notumuzu o talepler bir kenarda. İlaveler varsa belki. Tabii. İlaveler varsa. Tekrar. Evet. Yani ilaveler varsa. Yani şu ana kadar ilettiklerinizi biliyoruz zaten. Evet. Ama özeti şu, bu konuşmaların bu yatırımların teşvik edilebilmesi için gerekli kurgular oluşturulması lazım. Yoksa yatırımları projelerin yatırıma dönmeyecek bir kurgu oluşturmanın ne sektöre, ne bakanlığımıza, ne ülkemize bir fayda sağlamayacağının da biz farkındayız. Bunu da tekrar belirtmek üzere toplantıya katılan, toplantıyı organize eden tüm arkadaşlarımıza verdikleri katkıdan dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Sayın Bakanım, evet. Sayın Genel Müdürüm, bu oturumda çok teşekkür ediyoruz herkese. Bir tek sadece küçük bir not, bir yorum, haklı bir yorum. Biyogaz ve biyokütle adına bir temsil konuşma olmadı. Onların da öksüz olmadığı, onların da haklarının korunduğu konusunda birkaç cümle sadece ederseniz çok sevineceğiz. Yani tabii ki biz bütün kaynaklara eşit mesafedeyiz. Yani kimse öksüz değil, kimse bu platformun dışında değil. Zaten burada olmasalar dahi biz onlarla da sürekli diyalog halindeyiz. Biyokütlerin biraz kendine göre farklı bir durumu da söz konusu. Bütün biyokütleler aynı kategoride değil. Doğru bir kategorizeyle, doğru teşviklerle kimsenin fazla diğerlerine göre fazla aldığı bir teşvikle değil de eşit teşviklerle, kaynağına göre haklı teşviklerle bu mekanizmanın içerisinde yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten bu toplantıda olmasalar dahi arkadaşlarımız, yine o sektör temsilcilerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Peki, hayırlı günler inşallah. Çok teşekkürler. Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyoruz. Sorular var fakat süreyi aştığımız için maalesef ben bunları yöneltemiyorum.
Özellikle de Sayın Bakanım size bir soru vardı. Belki sonrasında size iletme imkanımız olur. Olur inşallah. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım, değerli konuşmacılar. Çok güzel bir oturum oldu. Bizlere vakit ayırdığınız için tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.